Cool bir giriş yapıyoruz diye. Dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Gözlüklerimi nasıl diyeceğim? Tabii ki bu ben değilim. Kendi annem oluyorum. Bunlar Gökhan abinin fotoğraf çektiği insanların aksesuarları falan. Yeni videoma hoş geldiniz. Normalde bunu söylemeyi çok fazla sevmiyorum ama lütfen abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Çünkü bunu hatırlattığım zaman like ve abone daha fazla artıyor. Bunu keşfettim. Ben böyle söyleyenleri like ve abone dilencisi diyordum ama ben de dilenci durumuna düştüm. Biraz önce hikayede bana soru sorun, YouTube videosu çekeceğim dedim. Ve bana sorular sordunuz, bakın ben de buraya ve buraya ve buraya not aldım. Bu soruları cevaplıyorum. Şimdi en baştan anne soru cevap. Kaç yaşındasın? İlk bana sorduğunuz soru kaç yaşındasın? Bunları kimleri sorduğunu şöyle aşağıya bu tarafa ya da bu tarafa bir yere kimleri sorduğunun Instagram adreslerini yazacağım. Kaç yaşındasın diye bir soru gelmiş. Kaç yaşındayım? 16.03.1998 doğumluyum. Yeni de verseydin bari lan. Benim Bağcılar doğum yerim. Doğum yerim Bağcılar, İstanbul Bağcılar. Ve akşam 5 saatlerinde falan doğmuşum. Tamam, bu konuyu geçiyorum. Yaptığın şarkıdaki sözler tamamen senin hayatından mı? Hayatından alınmış anılar falan mı? Tamamı, %100'ü benim şarkım, benim hayatımdan alınan hikayeler ve anlatılan şeyler hepsi benim hayatımdan yani. Zaten bununla ilgili bir videom da var benim. Şarkıyı açıkladığım, şarkıdan bir önce paylaştığım video yanlış hatırlamıyorsam. Ya bir öncedir ya da iki video öncedir falan. Bundan bahsediyorum. Yani şarkım, benim şarkım, sözlerini birlikte yazdığım arkadaşım var. Tabii ben beat yapamıyorum, beat falan benim değil ama şarkıda anlatılan yani duyduğumuz o Bağcılar'da doğdum, yaşadıklarım, bıçaklandım falan filan. Tek bildiğimiz şey kavgaydı, bir şeyler, şimdi olaya sürüklendi falan. Onların hepsi benim kendi hayatımdan başıma gelen şeyler. Nerelisin? Mücahit diye bir arkadaş nerelisin sormuş bana. Biliyorum bir batılı, böyle İzmirli gibi falan tipim var. Herkes bana göçmen misin yoksa Alman mısın falan diyor ama herhangi hiçbir bağım yok. Yurt dışıyla herhangi bir göçmen falan değilim. Erzurumluyum abi, bildiğiniz. Babamla da bir video çekebilirim hatta. Bildiğiniz Erzurumluyum. Sorulara bakıyorum. İnternetten insanları nasıl değiştiriyorsun diye bir soru gelmiş. Yani büyük ihtimal uzaktan eğitimle alakalı. Uzaktan eğitimle nasıl bu kadar başarılı oluyorsun diye bu soruyu yönlendirelim. Hiçbir konuda çalışmadan başarılı olamıyorsunuz ve ben de gerçekten öğrencilerimle ilgileniyorum. Onunla ilgili yapılması gereken bütün planları yapıyorum ve onun için olması gereken programları çıkartıyorum ve doğal olarak sonuç kaçınılmaz oluyor. Yani doğal olarak güzel bir fizik değişimi, güzel bir mental olarak da değişim oluyor aslında. Genel olarak güzel bir değişim oluyor. Hayat felsefen diye bir soru gelmiş. Hayat felsefen ne diye. Bunu madde madde cevap vereyim. Şöyle. Bir kere asla televizyon izlemiyorum ben. Yani en azından haberler dışında. Haberlere bazen bakıyorum ama genel olarak asla televizyon izlemiyorum. Çok da fazla bu videoda açıklamayacaktım aslında da. Neyse, iki tane madde yapayım. Çok fazla televizyon izlemeyi seven bir çocuk değilim. Zaman kaybı olarak görüyorum. Asıl hayat felsefem ne kadar kandırılsam da insanlar tarafından, ne kadar böyle emeğimin karşılığını alamasam da iyilik yapmakta hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Her zaman karşılıksız iyilik yapmaya devam edeceğim. Sosyal medyada tanıdığınız birkaç kişiye de karşılıksız iyilik yaptım ama beni yüzüstü bıraktılar falan. Yani veya asıl iyilik yapmaktan vazgeçmeden bir hayat sürdürmeyi düşünüyorum. Çünkü dünyada çok güzel bir enerji olduğunu düşünüyorum. Eğer iyilik yaparsam iyi bir hayatım olacağına inanıyorum. Dolayısıyla her zaman iyilik yapmaya devam ediyoruz. Diğer soru. Bugün parti yapacaktın, parti ne oldu? Evet. Yeni bir eve taşındım biliyorsunuz. Bir villada kalıyorum. Burada parti yapacaktım, evi kutlayacaktım ama çağırdım twerkçi arkadaşlarım, çağırdım DJ'ler. Cumartesi günü olduğu için hepsinin işleri vardı. Ve ben onlara herhangi bir para teklif etmedim. Dolayısıyla adamlar para kazanacakları için
kazanacaklardı ve benim partime geleceklerdi. Bundan biraz rahatsız oldum. Yani partiyi hafta içi bir güne kaydırdım. Dolayısıyla insanların para kazanmasını ve biraz daha reklam yapmasını engellememiş oldum. Bundan vicdan yaptım ve partiyi erteledim. Sevgilin var mı? Dın dın dın. Sevgilim var mı? Büyük bir soru. Sürekli soruyorsunuz. Sevgilim var mı? Sevgilim var mı? Sevgilim yok. Herhangi bir kız arkadaşım yok. Sakalını boyatıyor musun? Sakalımı boyatıyor muyum? Güzel bir soru. Berbere gittiğim... Bu arada benim tüylerim... tüylerimi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama tüylerimi bildiğiniz tam bir tüy ve beyaza yakın sarı. Dolayısıyla birazcık boyatıyorum, evet. İtiraf ediyorum. Sakallarımı birazcık boyatıyorum. Ama saçlarımda asla bir boy yok. Saçlarım tamamen kendi saçlarım. Sakallarımı boyatıyorum ama. Çünkü sakallarım bayağı beyaza yakın oluyor. O yüzden sakallarımı boyatıyorum. Saçlarımla ilgili bir şey söyleyeyim. Bu videoyu çekmek aklımda yoktu. Ben buradan geçiyordum ve Gökhan abiyi eskiden beri tanıyorum. Bir Gökhan abiyle kahve içeyim dedim. Gökhan abi nasılsın, iyi misin, halini hatırını sorayım dedim. Ve bir anda video çekmeye karar verdik falan. Saçlarım biraz dağınık yani, o yüzden kusura bakmayın. Günlük tipimle çıktım karşınıza. Sakalı boyatıyor musun sordum. Bir sayfa bitti, şimdi ikinci sayfa. Giyim markan aktif mi? Güzel bir soru. Giyim markam aktif mi? Giyim markam şu anda aktif değil. Malzemeyi kaliteleştirmeye, yani biraz daha keselinin ağzını açmaya bakıyorum şu anda. Malzemeleri kaliteleştirdiğim zaman, sistemi biraz daha oturduğum zaman tekrardan aktif olacak. Ama şu anda Sıraç Yıldırım Fit Giyim aktif değil. Yani SE Fit Wear aktif değil. Uzaktan eğitimin veya beslenme ve antrenman programlarının ne kadar fiyat olarak? Bunu bu soruda cevaplayamam. Lütfen bana Instagram'dan DM olarak atarsanız sizi her konuda fiyatlandırma olarak aydınlatabilirim, açıklayabilirim. Sporda seni en çok zorlayan şey nedir? Sporda beni en çok zorlayan şey... Spor salonundaki seksi kızlar. Şaka yapıyorum, spor salonundaki seksi kızlar falan değil. Antrenman yaparken bazen evet insanın konsantrasyonunu bozsalar da antrenmana odaklanmak önemli. Sporda beni zorlandıran en çok şey ilk spora başladığım zamanlar. Yani insan o ilk çabalarken, ilk yarışıma katılırken, ilk sosyal medyaya başlarken çektiğim maddi zorluklardı. Çünkü hiçbir gelirim yoktu, sosyal medyada tanınamıyordum, herhangi bir sponsorum yoktu. Dolayısıyla buraya gelene kadar gerçekten çok zorlandım. Zaten hala bir şey olmuş değilim de sakın yanlış anlamayın. Hani bu götü falan kalkmadı yani. Hala bir şey olmuş değilim de dediğim gibi İlk zamanlar maddi olarak çok fazla zorlandım. Yani gerçekten cebimdeki son paraya kadar verdim. Hiçbir sosyal aktivitem vardı. Yoktu. Vardı. Hiçbir sosyal aktivitem yoktu. Dediğim gibi varımı yoğun buna veriyordum. Ve tişörtümü, ayakkabımı falan sattığımı biliyorum yani. Bir öğün yemek yapabilmek için falan. Ama şimdiki zamanlarda her şey gayet yolunda. Bağcılar'daki arkadaşlarından aklından kalan birileri var mı? Oğlum bu ne demek lan? Ben Bağcılar'a sürekli gidiyorum ki. Her hafta gidiyorum. Yıldıztepe Mahallesi'nde oturuyorum ve bizim orada bir dükkanımız var. O dükkandan kira almaya her ay gitmek zorundayım. Kira alıp babama falan götürüyorum o parayı. Yani her kira almaya gittiğimde sürekli arkadaşlarımı görüyorum. Arkadaşlarımın ismini merak etmişsiniz. Tek tek söyleyeyim. Furkan diye bir arkadaşım vardı. O Furkan Düzce'ye taşındı ama. Sonra Uğur diye bir arkadaşım vardı. Uğur şu an cezaevine girdi. Şu an içim gerçekten kötü oldu. Neden böyle bir soru sordun ve bana bunu hatırlattın? Uğur şu an cezaevinde. Çok yakın bir zamanda cezaevine girdi. Bro, bu videoyu sana armağan ediyorum. Seni seviyorum. En yakın zamanda çıktığın zaman bu videoyu sana hatırlatacağım. Seni seviyorum. Her zaman arkandayım. Unutma. Ziyaretine gelemedim şu ana kadar ama geleceğim. Sana güzel şeyler getireceğim. Senin sevdiğin bazı şeyler var. Onlardan getireceğim sana. Falan derken umarım yakın zamanda çıkarsın. Sonra Sezgin var, lakabı Şegil. Bu arada hepsinin lakabı var. Lakaplarından da bahsedeyim mi? Furkan'ın lakabı Deli Furkan. Tamam, az önce Sinan var. Sinan'dan bahsedeyim. Sivri Sinan. Sezgin var, lakabı Şegil. Teski var, Galatasaray tribün lideri. Bağcılar'daki Galatasaraylıların hepsi tanıyor. Ben herhangi bir takım tutuyorum bu arada. Onun lakabı Teski. Derken orada bir sürü arkadaşım var benim. Mücahit var. Mücahit'in lakabını tahmin edersiniz. Mücu. Klasik. Çok fazla arkadaşım var. Bağcılar'da çok fazla arkadaşım var ama size en samimi olduklarımı anlattım.
En samimi olduğum bir tane arkadaşım var. Yani en samimi olduklarımdan birkaç tanesini unuttum ama Hüseyin diye bir arkadaşım var, onu unutmayayım. Hüseyin, onun lakabı da Hüseyin. Hüseyin Bolt var ya, onun gibi bir şey. Neyse, diğerle birçok kişi daha var ama umarım unuttuklarım kusura bakmasınlar. Ömer var, sonra başka kişiler var, çok fazla arkadaşım var. Velhasıl Bağcılar'da hala çok fazla çevrem var. Ne zaman spora başladın ve nasıl başladın? Hemen çok kısa anlatacağım. Spor, yani ben futbola başladım. 6 yaşımda falan futbol okullarına gidiyordum, 7 yaşımda futbol okullarına gidiyordum ama 14 yaşımda İstanbulspor'da oynarken, yani profesyonel olarak futbol oynarken başıma bir şeyler geldi, lisansımı alamadım. Onlar bana lisansımı vermediler, para teklif ettiler. Gideceğim herhangi bir kulüp bulup oradan lisansımı parayla aldıramadım. Babama yalvardım, babam lisansımı alalım, devam etmek istiyorum diye. Ve aslında orada benim bütün futbol hevesim kırıldı. Çok da başarılı bir futbolcuydum aslında bakarsanız. Ondan sonra abimin yanına Muğla'ya gittim. Sonra spora gitmeye başladım. Futbol oynarken de spor yapıyordum bu arada. Spora gitmeye başladım. Sonra baktım vücudum inanılmaz hızlı bir şekilde gelişiyor. Ondan sonra abim bana aynanın karşısına geç ve kendini videoya çek, YouTube'a başla gibi bir konuşma yaptı. Bu sırada da YouTube'a başlamış oldum falan derken spor da bu şekilde. Yani yaklaşık 13-14 yaşımdan beri spor yapıyorum ve bu sporu araştırarak yapıyorum gerçekten. Araştırarak yaptığımı öğrencilerin gelişimlerinden falan anlayabilirsiniz. Bunlar bilgisiz bir insanın yapabileceği şeyler değil. Diyeyim ve bir sonraki videoya geçiyorum. Ne zaman spora bağlandığını hissettim. Ne zaman vücut geliştirmeye bağlandığımı hissettim. Biraz önce de bahsettiğim gibi ayakkabımı ve tişörtümü satıp gidip tavuk aldığım gün sanırım. Ben bu spora adadım kendimi, ben bu spora ilgili bir şeyler yapmak istiyorum dediğim gün sanırım o gündü. Bununla geçelim. Hangi filmlerde oynadın? Hangi filmlerde oynadım? Çok fazla bir filmde oynamadım. Ben daha çok modellik yapıyorum ama fashion model falan değil. Mesaj geldi bu arada. Fashion model falan yapamam çünkü boyum onun için çok kısa. Foto modellik yaptım, iç çamaşır modelliği falan yaptım. Zaten Instagram hesabımda falan var. Bu arada Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında yazıyor ve burada bu videoyu çeken Gökhan abinin de Instagram hesabı yazıyor. Çekim yapmak isterseniz, fotoğraf, video falan ona ulaşabilirsiniz. Neyse, ne anlatıyorum? Neredeyim? Hangi filmlerde? Dediğim gibi modellik yapıyorum daha çok. Herhangi sürekli bir filmde oynamadım, sürekli bir dizide oynamadım. Ama çok yakın zamanda biliyorsunuz Malazgirt 1071 diye bir filmde oynadım. 13 Mart'ta sinemalarda olacak. Güzel bir sinema filmi, Malazgirt Savaşı'nı anlatan Osmanlı, Selçuklu Osmanlı'dan, Osmanlı olmadan önceki Selçuklu'nun son savaşı, Malazgirt Savaşı, Türklerin Anadolu'ya girişi anlattığımız bir film. Ben de orada bir Bizanslı komutan rolündeydim. Zaten şöyle baktığınız zaman Türk tipim yok yani, Bizanslı tipim var. Dolayısıyla Bizanslı oldum falan. Azerbaycan'a ne zaman gelirsin kanka? Buradan Azerbaycan'dan beni takip eden herkese çok salamlar gönderiyorum. Şu anda Azerbaycan'a gelmek için herhangi bir sebebim yok. Azerbaycan'a geldiğim zaman gerçekten hatır sayılır bir insan oraya toplayacağımı düşünüyorum. Çünkü inanılmaz Azerbaycan'la ilgili sorular geliyor. Neden Azerbaycan, neden orada böyle bir popülariten bir çevrem oluştu bilmiyorum ama inanılmaz Azerbaycan. Yani gerçekten bak Instagram'a gelen DM'lerin neredeyse %50 yani Türklerle. Sürekli Azerbaycan'a gel bir şey. Orada gerçekten güzel bir kitleyi olduğum yere toplayabileceğimi düşünüyorum ama dediğim gibi orayla ilgili hiçbir proje falan yok. Bu arada son sorulara geçiyorum. İşin ne? Ne iş yapıyorsun? Bu maddi gelirin, bu bolluğun kaynağı ne diye bir soru gelmiş. Bir Hasan Gül diye tahmin ediyorum. Hasan GL Instagram hesabı. İşim ne? Dostlarım şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 9-10 tane farklı işim var. 9-10 tane kovaladığım, para kazandığım, minik minik paralar kazandığım işlerim var. İşte modellik yapıyorum, YouTube biliyorsunuz, uzaktan eğitim, ilaçlar satıyorum, steroidler. Sonra çok nadir de olsa böyle ucuza düşürdüğüm arabalar alıp satıyorum falan derken bu şekilde bir sürü işim var. Ama ana işim sporla alakalı şeyler. İşte birebir PT vermek gibi. Birebir PT vermiyorum ben ama şu şekilde yapıyorum. Mesela birisiyle bir defa antrenman yapıyorum. Diyorum ki kardeşim gel bir defa antrenman yapalım ve ben senin bir defa antrenmanda sana çok şey öğreteceğim. Senin pozisyonlarını düzelteceğim, antrenmanda inciler vereceğim, beslenmeyle ilgili olan sorularını sorabilirsin. Bir seferliğine antrenman yapalım diyorum. Yani bunun gibi de bütün yeni
yeni yeteneklerimi paraya çevirebilecek yöntemlerim var. İşte seyfitliği var, satış falan yapıyorum falan derken birçok farklı para kazanma yöntemim var. Son iki soru. YouTube olmasa ne yapardın? Şerif diye bir arkadaş sormuş bunu. Biraz karışık yazmışım da o yüzden okuyamadım. YouTube olmasa ne yapardın? Şöyle söyleyeyim, çok sevdiğiniz bir yiyecek düşünün, waffle atıyorum. Waffle genel olarak herkes sever veya dondurma. Dondurma olmasaydı dondurmayı bilmezdik ve canımız dondurma çekmezdi. Yani YouTube'da olmasaydı, YouTube'la hani YouTube bilmediğim için herhangi bir üzüleceğim bir durum falan olmazdı. YouTube'u seviyorum, YouTube'la ilgilenmeyi seviyorum. Şu anda da YouTube videosu çekiyorum, yani vakit ayırıyorum. YouTube olmasaydı ne yapardım? Instagram provalardım. Ama Instagram olmadığı zaman ne yapıyorduk? Facebook'a tıklıyorduk. Facebook olmadığı zaman ne yapıyorduk? Yani olmadığı zaman da bir şekilde yaşayabilirdim. Buna mantıklı bir cevap veremedim galiba ama herhangi bir şey yapmazdım. Son soru. Son soruyu soruyorum ve sonra YouTube videomu kapatıyorum. Sonra bu videoyu yükleyeceğiz. Sigara ve alkol kullandın mı, kullanıyor musun? Sigara gerçekten yakın arkadaşlarım çok iyi biliyor. Arabamda bile içirtmiyorum. Sigaranın dumanı beni gerçekten boğuyor. Sigaradan nefret ediyorum. Sigara gerçekten hiç sevmiyorum ama çok eski Instagram'daki fotoğraflara bakarsanız eğer sigarayla fotoğraflar görebilirsiniz. Hatta biraz önce de sigarayla bir fotoğraf çeksek mi diye düşündük. Ama gerçekten sigarayı çok fazla seven birisi değilim. Sigara dumanı beni gerçekten boğuyor. Alkol de yani gidip evimde oturup böyle kafam güzel olsun onu bunu için falan değil de güzel bir yemeğe gidersem kırmızı bir şarap veya bir klaba gidersem bir gin tonic içebilirim. Ama öyle dediğim gibi bir arkadaşımla arabada kafam güzel olsun şöyle 4-5 tane volim içeyim, volim diye bir içki çıkmış denedim ama gerçekten fakir içkisi diyorum ben ona. Çok böyle değişik bir içki. Falan derken yani alkol dediğim gibi özel günlerde kullanabilirim. Hepsini kullanabilirim ama sigarayı sevmiyorum. Burada bir böyle parantez atsam bu neyse açmayacağım. YouTube videosu çok böyle ifşalamayayım kendimi. Dediğim gibi bütün soruları cevapladım. Son olarak telefonumdan açıyorum. Birkaç videoya sorduğunuz sorulara bakacağım. Hemen bakıyorum sorduğunuz sorulara. Birkaç tane de buradan son sorulara cevap vereyim. Sonra kapatacağım. Hemen bakıyorum. Van Yıldırım Much Power To You yazmış. Alko diye bir çocuk. Arabanın markası ne parti ne oldu? Göğüs arasındaki boşluk dolar mı? Göğsünüzün arasında genetik bir şekilde göğüs ayrılığı varsa yani göğsünüzde kas olan her yeri geliştirebilirsiniz ama kas olmayan bir kısım varsa yani elinize kemik geliyorsa kas olmadığını hissederek anlayabiliyorsanız oraya kas eklemeniz imkansızdır doğal yollarla ama bir kas varsa gelişmiyorsa onu bir şekilde geliştirebilirsiniz. Hangi steroidleri kullanıyorsun yazmış Anıl diye bir arkadaş. Steroid kullanmadım. Hatta bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Bununla ilgili videoyu şu şekilde çekeceğim. Bir hastaneye gideceğim. Hastanede test yaptıracağım. Ve testlerin sonucunu kendi gözünüzle göreceksiniz. Gidin anlayan kişilere sorun. Benim ilaç kullanıp kullanmadığımı bu şekilde anlayabilirsiniz. Ama ilaçlar hakkındaki bilgime gerçekten güveniyorum. Çünkü çok fazla kişiye kullandırdım açık söylüyorum. Kullandırdım değil yani. Onlar kullanmak için geldiler. Ben yardımcı oldum. Çok fazla kişiyi de kullandırtmadım. 16-17 yaşındaki çocuklara lütfen kullanma, bak hazır değilsin falan dediğimde çok oldu. Ama bazen hazır olan çocuklara da elimden geldiği yardım ettiğim çok oldu. Pirinç pilavı hayatımın neresinde? pirinç pilavı hayatımın çoğunu oluşturuyor. Hangi tür protein kullanmamız lazım? Kişiye göre değişir. Aralıklı oruç akmaya yaşıyorsun. Ama bunları yanıtlamak istemiyorum. Burada daha çok kendimle alakalı şeyler. Kaba taslak kendi hayatınızı anlatır mısın diye bir soru sormuşsun Doğukan. Aslında güzel bir soru ama video inanılmaz uzun oldu. Videoyu kapatalım artık. Kaba taslak hadi bir hayatımı anlatayım. Son soru. Telefonumu da kapattım. Bağcılar'da doğdum. Üniversite eğitimi almak yerine üniversiteye vereceğim yol parasını, ev parasını yani üniversiteye gidecek bütün paramı eğitimlere ve seminerlere harcadım. Yani bir çekmece dolusu belgem var.
PT var, uzaktan eğitimlerle ilgili bilgiler var. Birebir PT var, birinci kademe, ikinci kademe fitness antrenörlüğü belgem var, TRX belgem var. Beslenmeyle ilgili... Özür dilerim. Beslenmeyle ilgili birçok seminerlere katıldım ve katılım belgelerim falan var. Falan derken kendimi bu şekilde geliştirdim. Ama en önemlisi kendim üzerimde çok şey denedim. Yarışmaya katılırken beslenme çeşitlerini çok şey denedim. En fazla tecrübe ederek öğrendim. Bu şekilde buralara kadar geldim ama hayatımı anlattım. Daha uzun sadece hayatımdan bahsettiğim videoyu anlatabilirim. Hayatımı kapatasak anlattığım bir şarkım var zaten. O şarkımı da dinlersen hayatımı az çok anlayabilirsin. Dostlarım izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.